İnternette dolaşan Peygamber Efendimiz'i rüyasında gördüğünü söyleyen teyzenin videosuna yapılan şöyle bir yorum var. Ve bu yorum insanlar arasında paylaşılıyor. Peygamberlerin dışında hiçbir kimsenin rüyası dinen geçerli bir delil değildir. Rüya sadece ve sadece gören için geçerlidir. Başkalarına delil olabilemez. Kaynağı ve sıhhati kesin ve doğru olmayan bu tür bilgileri paylaşmak da doğru değildir ve dinen vebaldir. Arif Köken. Bu da kendisini bağlar. Madem ki o kimse bir rüyanın kendisini bağlayacağını düşünüyor, o zaman bu söz de Arif Köken'e ait. Bu söz de onun kendisini bağlıyor. Eğer bunu normalde Arif Köken mi söylemiş bu yorumu? Arif Köken söylemiş. O zaman bu yorum da onun kendisini bağlıyor. Yani o bu konuda bir üstad mı? O bu konuda bir delil getirici bir kimse mi? Boş muhabbet bunlar. Sana ne kardeşim? Bir başkasının rüyasını ben delil olarak kabul ederim etmem. Sen mi hükmedeceksin buna? Yani bir tek peygamberler rüyası gördüğü şeyler sahih. Geri kalan sahih değil. Böyle bir laf var mı? Salih rüyaları, müjdeci rüyaları nereye koyacaksın? Hadisi inkar ediyor. Hadis inkarcısı bunlar. Başkasına delil olabilmezmiş. Nereden hükmettin buna? Cahilliğinden hükmettin. Allah muhafaza eylesin.